Boğaz sancısı nasıl geçer? Konuşurken ve yemek yerken vücudumuza hava alırız. Bu hava, vücut içinde birikir ve sıkışma ile gaz oluşur. Bazen geğirerek, bazen de alt kısımdan çıkararak bu gazı atarız. Fakat bir miktar gaz içeride kalarak bağırsaklarda ve midede dolaşabilir. Bu bir süre sonra vücuttan atılmazsa, çok şiddetli kramp ve ağrılara, hatta göğüs sıkışması ile kalp krizi benzeri semptomlara neden olabilir. Gaz sancınız olduğunda ilk yapılması gereken, ılık bir bardak su içmektir. Yavaş olarak içtiğiniz bu su, gazı dağıtacaktır. Beli sıkan giysiler çıkarılmalı ve yüzüstü uzanılmalıdır. Birisi sırtınıza ve bel çevrenize yukarı aşağı masaj yaparsa, gazı çıkarmanız kolaylaşır. Gaz sancılarını engellemenin en kolay yolu, sizde gaz yapan yiyecekleri tespit etmektir. Sarımsak, kızartmalar, soğan ve baklagiller gaz yapabilir. Sizde gaz yapan yiyecekleri tespit ederseniz, gaz konusunda rahatlarsınız. Süt, yoğurt, bira, şeftali, kayısı, erik de gaz yapabilir. Nane çayı, papatya çayı, rezene, zencefil gaz sancısını rahatlatır. Prebiyotik yoğurtlar, bağırsak da emilimi kolaylaştırır. Bu nedenle, günde bir adet yenilmelidir. Bütün bu yiyeceklere ve diyete rağmen gaz sorunu devam ediyorsa, bir hekime gözükmekte fayda vardır. Ailede bağırsak ve mide ile ilgili kanser vakası varsa, doktor kontrolünde bir tarama mutlaka yapılmalıdır. Gluten alerjiniz varsa, belirli diyetler yapmak zorunda kalırsınız. Yemek yerken acele yemeyin. Küçük porsiyonlar ile yemek yiyin, sakız çiğneyemeyin, pipetle içecek içmeyin, yapay tatlandırıcı kullanmayın ve düzenli egzersiz yapın. Gaz sancısı çekiyorsanız, sakın hafife almayın. Bazen kalp krizi ile karıştırılan gaz sancılarını önemsemekte fayda vardır. Sırtınızda ve göğsünüzde ağrı varsa, terliyorsanız ve yüzüstü yattığınız halde gaz çıkaramıyorsanız bir hastaneye gitmekte fayda vardır. Bu iki hastalık, birbiri ile karıştırıldığından pek çok insan hayatını kaybetmektedir. Thank you.